1. Matematiksel modelleme ve problem çözme. Matematiksel modelleme bir yandan öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirirken, diğer yandan matematiğin gerçek hayattaki rolünü görmelerini ve matematiğe değer vermelerini sağlar. Matematiksel modelleme, hayatın her alanında problemlerin doğasındaki ilişkileri çok daha kolay görebilmemizi, matematik terimleriyle ifade edebilmemizi, sınıflandırabilmemizi, genelleyebilmemizi ve sonuç çıkarabilmemizi kolaylaştıran dinamik bir yöntemdir. Matematiksel modelleme yoluyla öğrencilerin matematiği gerçek hayattan izole edilmiş bir disiplin olarak görme eğilimleri giderilmiş, matematiğin bir boyutunun da gerçek hayat problemlerini modelleme yoluyla çözüm üreten sistematik bir düşünme tarzı olduğunu fark etmeleri sağlanmış olur. Bu amaca ulaşabilmek için matematiksel modelleme süreci rutinleştirilmiş kurallar bütünü olarak değil, uygun değişken ve sembolleri seçme, değişkenlerin birbirleri arasındaki ilişkileri tespit etme, bunlar aracılığıyla gerçek hayat durumunu modelleme ve bu modellerin test edilmesini içeren dinamik bir süreç olarak ele alınmalıdır. Bu yolla gerçek dünya durumlarını açıklamak ve geleceğe yönelik tahminler yapmak için matematiği ne kadar kullanışlı bir dil sunduğunu öğrencilerin görmesi sağlanmalıdır. Bir gerçek hayat problemiyle başlayan matematiksel modelleme problemi matematikselleştirilmesi ve ulaşılan sonucun gerçek hayat için yorumlanması ile tamamlanmaktadır. Aşağıda bu döngüsel süreç görülmektedir. Gerçek dünya, matematik dünyası, gerçek yaşam problemi, çözümü gerçek yaşama uyarlama, matematiğe nasıl dönüştürür, matematiksel problem olur ve matematiksel çözüm olur. Bu kapsamda öğrencilerin hem modelleme hem de problem çözme becerilerinin geliştirebilmesi için orta öğretim programı problem çözmeye dayalı öğrenme ortamlarının tasarlanmasına büyük önem vermektedir. Problem daha önce karşılaşılmayan bir zorluk, aşılması gereken alışılagelmedik bir engel olarak tanımlanabilir. Matematiksel problemler çözüm yolunun önceden bilinmediği veya çözüme nasıl ulaşacağının hemen o an açık olmadığı mevcut bilgilerin ve akıl yürütme becerilerinin kullanılması gereken durumlar olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede bir bireyin problem çözme yeterliliği, bir problem durumunu anlama, çözüm için bir strateji geliştirme, geliştirdiği stratejiyi uygulama ve elde ettiği çözümü doğrulama kapasitesi olarak ifade edilebilir. Problem çözme etkinliği esnasında öğrencilerin birçok becerisi test edilirken aynı zamanda geliştirilir. Bu becerilerden bazıları şunlardır: matematiksel bilgiyi kullanma, hipotez ortaya atma ve test etme, elde edilen sonucun doğruluğunu kontrol ispat etme, eleştirel düşünme, farklı çözüm yolları üretme, tüme varımsal, tümden gelimsel düşünme, soyutlama, ikna etme. Problem ve problem çözme bu yönüyle geleneksel olarak kuralları temelli yaklaşımları içeren alıştırma, soru ve daha çok birçok konu gibi öğrenilen rutin sözel problemler ve bunların çözümlerinden farklıdır. Öğrenme ve öğretme sürecinde kullanılacak olan problemler mümkün oldukça öğrencilerin günlük hayatındaki gereksinim duyabileceği konularla ilgili ilginç ve mümkün oldukça gerçekçi olmalıdır ki öğrencinin dikkatini çekebilsin. Problem olarak sunulan bir durum öğrencinin deneyimleri ve aşinalığı çerçevesinde problem olmayabilir. Diğer bir deyişle, bir öğrenci için problem olan bir durum, bu tür durumlarda daha önce karşılaşılan ve çözümünde deneyimli olan başka bir öğrenci için problem olmayabilir. Bu çerçevede öğrencilerin problem çözme yeterliliklerini geliştirmek, ölçmek için seçilecek, geliştirilecek problem durumları, hedef gruptaki öğrencilerin büyük çoğunluğu için rutin olmadığı düşünülen bağlamlar içermelidir. Öğrencilerin problem çözme yeterlilikleri, problemleri anlama, çözümü planlama, planı ve strateji uygulama, çözümün doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol etme, çözümü genelleme ve benzer özgün problem kurma aşamalarıyla ilişkilendirilebilir. Bu aşamalar doğrusal olmayıp döngüseldir. Başlangıçta problem hakkında bilgimiz ile çözüm süreci başladıktan sonraki bilgimiz daha farklı olacak ve süreç ilerledikçe probleme bakış açımız ve çözüm konusundaki düşüncelerimiz değişebilecektir. Aşağıda problem çözme sürecinin aşamaları öğrenci davranışları dikkate alınarak açıklamıştır. O zaman biz de bunu bir sonraki videoda inceleyelim.